Cemevinde siyaset olmaz. Cemevinde siyaset olur ama cemevinde siyaset hakikat üzere olur. Hakikat siyasette büyüktür. Aleviler bir, Cuta. İki, sosyal demokratlarla. Üç, sosyalistlerle. Dört, kadınlarla. Beş, emekçilerle. Altı, gençlerle. Yedi, işsizlerle, yoksullarla beraber olursa haklarını da kazanırlar. Köyünün yolunu da yaptırırlar. Efendim, daha müreffeh, daha eşit bir yaşama da sahip olurlar. Yalnız değilsiniz. Evet, şimdi birbirimizi anlarsak şöyle olacak. Hepimiz yaralıyız, hepimiz. Neyin yarası? Ötekileştirmenin yarası. Hizmet etmemenin yarası. Tehdit almanın yarası. Yoksulluğun yarası. Alevilik nedeniyle tehdit ve şantaja maruz kalmanın yarası. Köylü olmanın yarası. Şimdi bir de köylülüğü var buranın. Köylüde hayvancılık tükenmiş, üretim tükenmiş, köyün yolu yok, işsizlik var, sağlık sorunu var, sağlık ocağı yok, doktor yok. Ne olacak bu? Şimdi bunun çözümü için sevgili arkadaşlar, şöyle denebilir. Bir kereliğine demişseniz bundan sonra lütfen, bundan vazgeçin. Ya bize işte şu hizmet gelecek de bundan dolayı falan. Yani bir kere devlet olmanın ciddiyeti hizmeti şarta bağlamak. Hizmeti oya bağlamak. Hizmeti sen cici çocuk olur, cici vatandaş olursan ben sana hizmet ederim, olmazsam etmem gibi bir şeyle değil. Sevgili muhtarım, değerli arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Biz kimseye zarar vermedik. Kimseye de zarar vermeyiz. Kimseyi katletmedik. Kimseyi tehdit etmedik. Kimsenin yolunu, suyunu, köyünü, dağını, tarlasını, talanını, tapanını yağmalamadık. Hırsızlık da yapmadık. Ama hırsızlığa maruz kaldık. Ama yolumuz, ama köyümüz tehdit edildi. Ama katliama tabi tutulduk. Biz mazlumuz. Mazlumun talebi ibadet gibidir. Bak, mazlumun talebi ibadet gibidir. Onurlu bir devlet olsa gittiğinde benim yolum tozludur dese mazlumun yolunu ne yapar eder, bu yolu yapar. Ama onur yok. Onur yok, biliyor musun? Haysiyet yok. Bütçe yapılırken Alevilerden, Sünnilerden, bütün herkesten vergi alınıyor. Peki bu vergiyi alırken şöyle deniyor mu? Sen Alevisin, sen vergi verme deniyor mu? Hayır. Bak siz çöp vergisi veriyorsunuz büyükşehir nedeniyle. Konut vergisi veriyorsunuz. Alışveriş yaparken vergi veriyorsunuz. Bu vergiler tekrar gelirken şöyle deniyor mu? Sizin cemevi ihtiyacınız var. Sizin cemevine vergiden yardım yapacağız. Sizin yolunuz toprak, tozlu yolunuzu yapacağız deniyor mu? Yok demiyor. Bu Muaviye soylu sahtekar siyaset şöyle yapar. Gelir der ki işte bize şunu verin, biz de şunu vereceğiz. Tayyip Erdoğan'ın politikası böyledir. Sahtekardır. Günahkardır. Hakikate, adalete karşı suç işlemiştir bunlar. Kürt halkına karşı suç işlemiştir. Alevi toplumuna karşı, kadına karşı, gençliğe karşı suç işlemiştir. Şimdi bu suçu ben anlatırım. Siz dinleyin. Dinlediğinizi efendim uygulamak istediğinizi uygulayın. Uygulamak istemediğinizi uygulamayın. Biz gittiğimiz yere şöyle demiyoruz. Gelin hepiniz HDP'li olun, HDP'ye oy verin. Biz hakikati anlatıyoruz. Biz daha büyük bir şey anlatıyoruz. O hakikat içerisinden içinize aklınıza uyanı, gözünüzde gördüğünüzü seçer alırsınız. Şimdi bir yanı bu. İkinci yanı şu. Şimdi arkadaşlar, Yas-ı Kerbela orucu yeni bitti. Bakın. Ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ne gitti. Hacı Bektaş'a gitti. Hacı Bektaş ilçesine. Orada konuşma yaptı. Hacı Bektaş'tan bir tek kişi katılmış. Çevre illerden insanlar getirildi. Çevre ilden getirilen insanlara hitap etti. Yanında Müftü oturuyor, bu tarafta Süleyman Soylu oturuyor vesaire. Şimdi size de geldiler mi? Size geldiler mi? Süleyman Soylu'nun memurları gelip de cemevinizin bir ihtiyacı var diye sordular mı? Peki, tabi siz dediniz ki biz cemevimizin statüsünün kabul edilmesini istiyoruz. Diyor ki, Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş'la konuşuyor. Alevilerin diyor 8700 kaç tane talebini aldık? 7000 bilmem kaç tanesini karşıladık. Ya be hey, şimdi bir şey diyeceğim.
8700 talebe gerek yok. Bir tanesini karşıladı ki cemevi ibadethanedir. Hadi Bodrum Meydan bir tane 8700'e gerek yok. Mesele burada bir sahtekarlık var. O sahtekarlık bakın Alevi'nin köyünün yolu tozludur. Alevi fişlenmiştir. İstediğiniz ağzınızla kuş tutsak, ağzımızla kuş tutsak biz Aleviyiz ve biz suçluyuz.